İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Ordaf'ın ihtisas seminerlerini takip eden herkes bilir ki bizim bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar ya ortaya çıkmış olan bir ürün veya çıkacak olan bir ürünün burada sunumunu yapmak, onun üzerinde konuşmak, ürünü ortaya koyan, ona emek veren, bizim için hazırlayan kişiden doğrudan dinleyip varsa fikirlerimizi onunla paylaşmak, böylece onun daha çok hem kamuoyunda konuşulmasını hem de bir şekilde kendi aramızda tartışılmasına imkan vermek üzerine bina edildi. 51. ihtisas seminerimizi icra ediyoruz. Bundan dolayı gerek burada bulunan ve gerekse YouTube üzerinden bizi takip eden dostlarımıza, takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bütün temennimiz sağlıklı günlerde tekrar eskiden olduğu gibi yüz yüze ve heyecanlı tartışmalar yaptığımız ve yaşadığımız o günlere geri dönmek. Ama o günler yok diye biz düşünmemizi veya bizi düşündürtenlerin fikirlerini tekrar edip onlar üzerinde konuşmamıza engel bir durum yok. Bu akşam ilginç bir kitabın muhtevası üzerinden konuşacağız. Çok değerli araştırmacı ve öğretim üyesi, Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Ali Erken yurt dışındayken yaptığı ve sonra Türkiye'de Ebru Kılıç tarafından tercüme edilip yayınlanmış olan bir eser üzerinden ilginç bir konuyu ele alacağız. Tabii Sayın Hocam bize eserin muhtevasını, içeriğini anlatacak ama bence kitabı büyük bir zevkle ve heyecanla okudum. Defalarca altı çizilerek üzerine düşünülmesi gereken bir kitap olarak görüyorum. Burada herkes kendisine göre bir yorum bulabilir ama bir gerçeği yani değiştiremez. Bu da büyük ölçüde hem İkinci Dünya Savaşı öncesi Türk-Amerikan ilişkilerinin aslında seyrini anlamak için belki bir fikir verir. Çünkü bu ondan sonraki sonuçlarıdır. Hem de Soğuk Savaş yıllarında Türk-Amerikan ilişkileri ve belki de Amerika'nın Soğuk Savaş müttefikleriyle olan ilişkilerini anlama açısından çok önemli ipuçları taşıyor. Tabii bunun Türkiye'nin modern, Türkiye'nin oluşum yıllarına denk geliyor olması tabii olarak bu ilişkileri, ilişki boyutunu da daha anlamlı hale getiriyor. Biz burada bir Türk-Amerikan ilişkileri tarihi yapmayacağız çünkü vaktimiz buna el vermiyor. Ama büyük ölçüde burada aslında bir 20 yıllık takribi, yani çeyrek asırlık bir dönemin ele alınan çeyrek asır içerisinde özellikle resmi ilişkilerin dışında ve büyük ölçüde toplumu etkileyen ilişki biçimlerini ele almış Ali Bey. Tabii ağırlıklı olarak akademinin farklı alanları, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, hatta ilahiyat ve İslami sanatlara kadar uzanan bir işbirliği veya oradan gelen bir takım tanımlamalar, talepler ya da işte yönlendirmelerle karşı karşıya kaldığımızı görebiliriz. Kitabı belki önemli kılan bu işbirliğinin iki önemli kurum tarafından Rockefeller ve Ford Vakfı tarafından büyük ölçüde sponsor edilmiş olması ve onlar söz konusu olunca biliyorsunuz spekülatif çok anlatımlar ortaya çıkıyor. Ben bu kitapta bir spekülasyon görmüyorum. Dolayısıyla spekülasyondan uzaklaşmış bir şekilde hemen hemen Türkiye'de çeyrek asır içerisinde Türkiye'nin daha sonraki akademisini, bilim hayatını işte birçok alanını yönlendirmiş pek çok insanın bir şekilde o köprüden geçtiği veya bunlarla ilişki içerisine girdiği bir süreci ele almış. Ben bundan fazlasını devam etmeyeyim. Hocamızın bize sunacakları üzerinden gidelim. Her zaman olduğu gibi sunumumuz akabinde özgür bir şekilde istediklerinizi sorup tartışabilir.
Haklarınızı yapabilirsiniz. Tabii eskiden farklı olarak burada hem ekranda doğrudan bizimle beraber olan arkadaşlar var, hem YouTube'dan takip edenler var. Dolayısıyla YouTube'dan da takip edenler veya buradan chat kısmından bize yazılı olarak da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ali Bey buyurun, söz sizde. Ve kitabı daha gösteriyorum. Kitabı tartışıyoruz değerli dostlar. Hocam çok teşekkür ederim davetinizden dolayı. Yani aslında özeti siz yapmış oldunuz. Kitabın özetini yapmış oldunuz. Hakikaten ben de bu arşivlere ilk girdiğim zaman çok şaşırmıştım. Zamanla belgeleri toplayıp okuyunca daha da şaşkınlığım arttı. Halen de kısmen arşivlerden toplama yapmaya devam ediyorum. Tabii Türkiye'nin Osmanlı'dan beri malumunuz yabancılarla gelenler oluyor. Burada çalışanlar, faaliyet yapan bilim adamları var. Osmanlı'dan son döneminden beri var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da var. Özellikle Almanların buraya geldiğini biliyoruz. Birçok üniversite kurucu isimli Alman profesörler. Amerikalıların Türkiye'ye gelişi ve Türkiye'de faaliyet göstermeleri bahsettiğiniz üzere 1945 sonrasında çok ciddi bir ağırlık kazanmış. Aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Amerikalılar hiç yok değil. Varlar ama belki sağlıkta birazcık diyebiliriz. Sağlık alanında devreye girmişler. Sağlık da çok önemli şu açıdan bir güven kazanıyor. Amerika kurumları Türkiye nezdinde. Yani ben bugünle açıkçası çok benzerlik kurdum. Bugün biz nasıl aşı arıyoruz? İşte dünyanın birçok yerinden tedarik problemleri yaşanıyor. O dönemde Türkiye'nin salgın hastalıklarla boğuştuğu bir dönem ilk yıllarda ve hakikaten Amerikalıların o dönemdeki sağlık altyapısına katkıları, aşılamaya da katkıları Türkiye nezdinde, Türk yöneticileri nezdinde bir güven kazandırıyor Amerikalılara. Ve başarılı da oluyorlar. Yani bir aşama kat ediyoruz sağlıkta. 45'ten sonra bu artık iyice genişliyor. Sadece sağlıkta kalmıyor. Dünya Savaşı sonrasındaki siyasi atmosfer buna çok müsait olduğu gibi Amerikalıların da Türkiye'ye özel bir önem atfettiğini anlayabiliyoruz yani. Bunu da nasıl yapıyorlar? İki açıdan bence Türkiye'yi çok önemli buluyorlar. Birincisi tabii ki Sovyetler Birliği konusu var. Yukarıdan Sovyetler Birliği'ne karşı Türkiye'ye verdikleri önem. İkincisi de Müslüman dünyasında Türkiye'nin özel bir yeri olduğunu düşünüyor buraya gelenler. Ve Türkiye'yi modernleşmeye başlamış bir ülke, bir Müslüman ülke ama olarak tanımlıyorlar. Ve işe başlarken bir iki çok önemli bence tanım veya tespitte bulunuyor. Rockefeller ve Ford Vakfı yetkilileri diye ben düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi diyor ki, yani biz buraya daha önce tabii Amerikan okulları var, Robert Koleji ve diğerleri var. Ancak artık diyor burada bu işi yapacak olanların Türkler olması gerekiyor. Yani Türkiye'de bir değişim olacaksa veya Türkiye'yi birileri yönetecekse bunlar Türkler olacak. Bu Türkler nasıl olacak? Oradan yola başlıyorlar. Ve misyoner okullarının o klasik mantığının artık dışına çıkıyor. Şöyle bir noktaya geliyor. Yeni dünyada ulus devlet var, seküler bir eğitim var ve bunun paralelinde burada yetişecek olan insanlar Batılı iyi bir eğitim alırlarsa eğer uzun vadede bu bizim de işimize gelir.
noktasına geliyorlar. Yurt dışından işte daha önceki dönemlerde olduğu gibi Alman, Fransız bilim adamlarının Türkiye'ye veya hatta bir İslam toplumuna gelip de bir katkıda bulunmasını daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü diyor yeterince tanıyamıyoruz, yeterince nüfuz edemiyoruz ve diyor ki bizim burada yapabileceğimiz katkı aslında kendilerinin sunacağı katkıya şey yapamaz, yetişemez. O yüzden içeriden insan yetiştirmek gerekiyor diyor. Ve ondan sonra işte Türkiye ile başlayıp aşama aşama diğer ülkelere de bunu yansıtmaya çalışıyor. Yalnız benim gördüğüm özellikle Müslüman o dönemki dünyada en çok Türkiye alıyor burada destekleri. Türkiye'de seçtiği bölümlere ve seçtiği kişilere destek, kurumsal destek iletmeye başlıyor. Amerikalıların daha önceki Almanya ve Fransızlardan veya bence en büyük farkı kurumsal olaya yaklaşımları, bir de bu içeriden insan yetiştirmeye yönelik adımları. Yani kurumsallaşmaya çok önem verdiklerini söyleyebiliriz. Üniversite oluşturma, ODTÜ, Robert Kolej'in büyümesi ve gelişimi, Hacettepe veya İstanbul Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi'nin belli bölümleri, TÜBİTAK, bu tip kurumlarla hakikaten kalıcı bir yer bırakabiliyor. Yani yaptığı işi adeta oraya ne derler, yani temelini sağlam atıyor. Ve buradan yetişecek insanlar artık adeta bir fabrika gibi. 5 kişiye burs vermektense bir zaman sonra o noktaya geliyorlar çünkü. Yani burslandırma sürekli talep geliyor Türk tarafından. Ama burslandırmanın hem maliyet açısından hem takip açısından çok kolay olmadığını fark ediyorlar. Orada bir kurumu kurup büyüttüğü zaman bu zaten içeriden aynı şekilde ihtiyacı karşılayacak. O açıdan kurdukları kurumların içeriğine de çok bence dikkat ediyorlar. Yani burada tabii hep aklımıza gelen dediğim gibi ODTÜ ve Robert Koleji, ama hem İstanbul'da hem Ankara'da da işleri var. Yani Robert Koleji'nin tarih bölümü tam yok. Ama beşeri bilimler dersleri var. ODTÜ'nün mimarlık fakültesi var. ODTÜ'nün şehir planlaması var. İstanbul Üniversitesi'nin işletme fakültesi var. Bütün Hacettepe'nin tıp bölümü ve çocuk sağlığının geliştirilmesi, bütün bu bölümlerin müfredatlarında doğrudan Amerikan üniversitelerinin programlarının işletildiğini söyleyebiliriz. İlk aşamada bazı hocalar gelmiş, bazı isimler gelmiş. Daha sonra bunlar da yine geri dönmüşler, işi Türklere bırakmışlar, oradaki Türk isimlere bırakmışlar. Ya, ben bir araya girmek istiyorum. Şimdi çok önemli, bütün bu kurumları bir şekilde desteklemişler ama kitaptaki eğer tam anladıysam taleplerin önemli bir bölüm. Tabii onlar kendilerini hazırlamışlar. Yani artık eski Protestan misyonerlerinin yaptığının dışında yeni bir dünyaya göre bir destek ve dönüştürme planları olabilir ama taleplerin büyük bir çoğunluğu galiba buradan gitmiş. Yani bu konuda ne dersiniz? Kesinlikle. Yani burada tek taraflı asla bir işleme yok. Temin hocam, sizin de bahsettiğiniz üzere komplo teorileri bu açıdan bence biraz eksik kalıyor burada. Yani Türkiye'de bir ev sahipliği olmasaydı, Türkiye'de bir direnç olsaydı bunlar olmazdı. Yani Türkiye'de çok iyi ağırlanıyorlar bir kere. Herkesle görüşebiliyorlar. Siyasilerle, üniversite bakanlarla görüşebiliyorlar. Ve sürekli bir talep var. Yani adeta talebe yetişemiyor. Birçok talebi de reddediyor. O dönemin Türkiye'si için de aslında baktığımızda yani biraz bu kazan kazan. Çünkü
Amerika'ya gidiyorsunuz ve çalışma yapıyorsunuz. Yani o dönem imkanlarla bunu yapmak çok mümkün değil. Bu ciddi bir kapı aralıyor size. Adamın verdiği destekler veya işte birisi yazı yazıyor, ne olur diyor, bizim buradaki diyor şu fakülteye diyor şu kadar destek verin, ekipman alacağız diyor. Birisi yazı yazıyor, işte diyelim şurada diyor tıp fakültesinde bir sürü şey eksik, bu desteği verin. Konservatuvarlar yazı yazıyor, şey fen edebiyat fakülteleri yazı yazıyor. Yani bu taraftan giden birçok mektup var o tarafa. Adamlar orada daha reddetmeye başlıyorlar 50'lerin ikinci kısmından sonra ve en sonunda yani 60'tan sonra artık şunu demeye başlıyorlar, siz geliştiniz. Siz gelişen bir ülke oldunuz, artık size bu kadar veremeyeceğiz. Yardımlarımızı Afrika'ya kaydırmaya başlıyoruz diyorlar. Bunu birçok yerde gördüm, birçok görüşmede. Yani Türkiye diyorlar şey oldu artık, o eski şeyini geçti. Bir aşama kat etti. Eskisi gibi size para veremeyeceğiz diyorlar yani. Bu çift taraflılık bence çok çok bariz bir durum ve bizim Türk tarafı diyelim, bizim taraf diyelim, kendilerini de bir şekilde lanse ediyorlar neden önemli olduklarını. Yani biz neden önemliyiz? Burada benim dikkatimi çeken şu var. Müslüman dünyasında batılılaşmayı başaran bir ülke olarak yansıtmaya gayret ediyorlar. Biz işte şey yaptık, devrimleri gerçekleştirdik. Bizi desteklerseniz biz geri kalanına da örnek olabiliriz. Yani Orta Doğu'ya da örnek olabiliriz biz yani. Bu açıdan bizim orada bir ayrıcalıklı durumumuz var. Bu şeyi çok sık görüyoruz yani. Bu mesajı çok sık görüyoruz Türk tarafında. Amerikalılar da bunu birazcık tabii şey yapıyorlar, paylaşıyorlar gibime geldi. Adamın oradaki Rockefeller görevlilerinin bana ilginç gelen birkaç gözleminden biri de hocam şeydi, Orta Doğu'da diyor Türkiye diğerlerinden çok farklı, en yakın ikinci ülke diyor Irak. Batılılaşma açısından. İran'a diyor hiçbir şekilde diyor giremiyoruz diyor. Yani İran'da diyor muazzam bir gurur var diyor, ilginç bir şekilde. Yani İranlıların o gururu diyor İranlılarla işbirliği yapmayı çok zorlaştırıyor diyor. Ama diyor Türkler diyor işbirliğine açıklar ve batılılaşmak istiyorlar. İşte orada kullandığı meşhur tanım, bu creative minority dediği yaratıcı azınlık. Bu insanların diyor desteklenmesi gerekir diyor yani. Bu insanlar çünkü bu ülkeyi yönetecekler diyor. Orada bilmem hani siz de katılır mısınız? 50'li yıllarda Türkiye diğerlerinden bu kadar farklı mıydı? Ben tabii çok şey yapamadım. Orada yorum yapamadım ama ikinci sıraya Irak'ı koyması da şaşırttı beni. Hani Türkiye'den sonra Irak geliyor diyor. Beşeri potansiyel olarak o tarihlerde Irak önemli bir coğrafyaydı. Mısır'ı pek fazla herhalde... Mısır'da hakikaten... Evet. Hocam burada şimdi ilginç bir şey var. Bir de kendilerine yani bu yardım ve araştırma ya da işbirliği talebinde bulunanlar da kendilerini aslında takdim ederken oldukça başarılı bir şekilde takdim ettiklerini gördüm. Mesela bir Yalova toplantısından bahsediyorsunuz. Evet, Yalova toplantısı yani, hocam muazzam. Yani ona dair bir makale de var. Bir başka hocanın yazdığı bir makale var spesifik olarak. Yani bu Yalova toplantısı, onun bütün kayıtları var. Bütün kayıtları var. Onu tabii şimdi paylaşmam biraz zor olur ama sonra gönderebilirim de. Yani hocaların, oraya katılan hocalar herhalde o dönemin bütün büyük isimleri orada. Bütün büyük isimleri orada. Yani ben çok şaşkınlıkla okudum raporları. Kendi projesi... Şeye bakın. Bu çok önemli diyor, bunu yapın diyor. Herkes böyle bir şey derdinde adeta. Yani hem kendini prezent ediyor hem de adeta sanki şunu da anlamışlar. Yani
Ya iki şey anlamışlar. Bir, Amerika Avrupa'ya alternatif olabilir. Avrupa'yla olan bir takım, böyle hani geçmişten gelen, o Dünya Savaşı'ndan gelen bir takım sıkıntıların psikolojisini yaşıyorlar. Bir de Amerika sanki buna mecburdur gibi bir şey de anladılar. Yani bunu böyle yakaladılar. Belki Soğuk Savaş'ın getirdiği o mecburiyeti de kullandılar. Şimdi peki siz bahsederseniz iyi olur. Bizim derslerimizde referans olarak gösterdiğimiz, kitaplarını öğrenciyken okuduk, şimdi de öğrencilerimize okuttuğumuz neredeyse bütün yazarlar ya Yalova toplantısındaydılar yahut da bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu fonlarından istifade ederek araştırmalar yaptılar. Hocam, buyurun. Müsaade ederseniz bu şeyi açayım mı ben? Bu alanların isimlerini ve dosyalarını paylaşayım mı? Bir açayım hocam dosyayı. Ekranı da açayım sonra. Yani tabii biraz da sansasyon olsun diye meşhurları açıyorum. Aslında başka isimler de var. Ama önce şu raporu paylaşayım. Hocam ekran gözüktü değil mi? Evet, evet. Şöyle yapayım. Bu mesela o meşhur Yakın Doğu raporu. Burada uzun uzadıya Türkiye ve Orta Doğu'ya dair değerlendirmeleri var o John Marshall'ın. Çok ilginç ifadelere yer veriyor. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için hani hızlıca bir göstermek için açtım. Bir de şeyi açayım. Bu işte bursiyerleri açayım. Tabii Bülent Ecevit, Baykal, İnalcık Hocalar, Fahir Armoğlu hepsi burada. Bu Baykal'ın başvuru formu. Hocam görünmüyor. Durdu mu hocam? Şimdi bir daha yapayım. Bir dakika. Evet lütfen. Onu belki değiştirmek lazım. Şimdi gelecek hocam. Bir dakika. Şu. Geldi mi hocam bu? Evet. Baykal, Deniz Baykal'ın bursiyerlik başvuru formu bu. Mesela Baykal çalışma konusunu özetlemiş. Onun hakkında değerlendirmeleri var. 1963 çalışma konusu da diyor ki batılı olmayan ülkelerde siyasi katılım, political participation, Kaliforniya'ya gidiyor. Burada uzun uzadıya bir başvuru şeyi hazırlıyor, niyet mektubu. Çok detaylı başvuru mektubu hazırlıyorlar bizim buradan başvuranlar. Referansları var hocam, onları göstereyim. Mesela Ecevit'e veya şeye referans olanları da paylaşayım. Bu Bülent Ecevit'in 1950 yine yanlış bilmiyorsam Türkiye'ye dönüyor. Daha sonra CHP milletvekili olmadan 57 yılında gidiyor. Bir yıl sonra dönüyor. Tam bitirmiyor. Bu başvuru kağıdı. Bir de bütün isimler var. Onu da şimdi paylaşayım. Bu da Ecevit'e dair uzun bir mesela değerlendirme. İşte Bülent böyle, Bülent Ecevit şöyle. Bu beni çok etkiledi yani. Bu kadar detaylı değerlendirme yapmaları etkileyici. Yani sadece bursu verip bırakmıyorlar. Hocam bırakmıyorlar. İyice takip ediyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Daha doğrusu o bursu hak edip etmediğini tepki ediyorlar anlaşılan.
Yani kiminle görüşeceğini dahi tavsiye ediyor. Bak diyor, şuna git diyor, bununla görüş diyor. Şunun dersine gir diyor. Yani gireceği dersi dahi takip ediyor. Dediğiniz gibi bursu verip bırakmıyor. Bu bence çok önemli. Sürekli mektuplaşıyorlar. Şeyleri açayım hocam, isimleri açayım. Muhakkak tanıdıklarınız vardır sizlerin daha çok. Bu yaklaştırayım. Hocam gelmedi. Ha, şimdi geldi mi? Hayır. Değiştireceksiniz, bir daha açacaksınız. Şimdi gelmiş olması gerek. Oldu mu hocam? Şimdi geldi. Mesela burada dans bölümünde Tevfik Ant mıydı? Tevfik Ant. Tiyatroda Kenterler var. Senaryoda Ahmet Emin Yalman'ın oğlu Tunç Yalman var. Ekonomide Boratav, Demirgil, Kılıçbay, Türkay, Cilov, bunlar var. Gören var. O daha şeydeydi. Ecevit medya iletişimden gidiyor. Siyaset biliminde Baykal, Daver, Payaşlıoğlu, Mete Tuncay, Mümtaz Soysal. Ne Timur'du? Hatırlayamadım hocam. Timur. Sunakili. Sehameray. Ergun Özbudun var. Hayır Armaoğlu. Moğlu. Ahmet Haluk Ulman. Ulman. Muzaffer Şerif. Böyle biraz daha liste uzuyor gidiyor. Ve önemli isimler yani o dönemin hakikaten. Tabii mesela şeylerin müracaatları var. Onun sonucunu görmedim. Hilmi Ziya Ülke'nin. Ha evet. Hocam onu bir açmaya çalışayım. Bir dakika, o vardı. Bu Halil Hoca'nınki de var mesela. Halil Hoca'nı göstermiş olayım tarihçi olarak. Ya buradan gereksiz bir şey koptu mesela Twitter'da. Lüzumsuz bir gündem oldu. Bence yani o zaman Amerika'da arşivlere gitmek çok kolay değil. Burs veriyorlar, onlar da gidiyor yani. Gönlü Bol, Fahir Armaoğlu ki bunların hepsinin kitaplarını okuttuk biz. Hocam Halil Hoca'nınki açıldı mı, Halil İnalcı'nın? Hayır, göremedim. Yok. Pardon ben. Her seferinde donma yapıyor. Şeyi tam ekran paylaşımını iyi yapamıyorum. Şimdi oldu mu hocam bu? Şimdi bir şey. Bu mesela Halil İnalcı'nın işte. Evet. 1940 yaşında, herhalde 57 yılı. O dönemde Ankara Üniversitesi'nde mezun olmuş ve orada yardımcı doçent. Doçent mi? Associate Prof diyor. Yani burada diyor mesela orada Harvard'da GIP'le çalışacak diyor. Halil İnalcı'nın referansları benim dikkatimi çekti. Bu üç isim. Thomas, Witek ve Kuhn. İkisi de önemli isim tabii. Evet. Bunlar ona referans oluyorlar. Yani bu kadar detaylı olması teminde bahsettiğimiz gibi bence etkileyici. İşte burada uzun uzadıya anlatıyor çalışma planını. Bu kitabını referans olarak vermiş. Osmanlı Don Volga şeyini. O vakfın arşivinde vardı yani bu. Şeyi de hocam şimdi açabilirim. Bu Hilmi Ziya Ülken
Bir bakayım. Bu el yazısıyla yazdığı mektup. Yani isim bazlı baktığımızda hakikaten insan çok etkileniyor. Her alanda var. Yani sanattan, spor, bilim, mühendislik, tıp, özellikle değil mi? Hadette ve çocuk sağlığı bölümünü onlar kurmuşlar. Sizin kitabınızdan öğrendiğimize göre. Yani hocam Hacettepe'yi ben şaşırdım. Öyle bilmiyordum. Tabii orada İhsan Doğramacı ismi çok önemli. Yani İhsan İlk Doğramacı. İlk galiba şeylerden değil mi? Evet. İlk destek alanlardan. İlk ve en güçlü İhsan Doğramacı çok etkilemiş onları da. Hakikaten yani bir iki üç önce bursiyer olarak gidiyor. Daha sonra kurumsal destek almaya başlıyor ve Hacettepe ilk olarak Ankara Üniversitesi'nin bir parçası. Orayı üniversite haline getiren aslında Rockefeller'ın bursları yani. Çok iyi bir şey var orada. Yardım var. Pediatriden şey yaparak. Hilmi Ziya Ülken'i bulamadım. Burada vardı sanki. Sağlık olsun yani isim olarak söyledik zaten ama yani onların da ciddi bir şekilde Barkan var hocam. Tarık Zafer Tümey'e sadece şeye gitmedi. Onu başka üniversitelere de gönderdiler değil mi? Washington DC'ye de değil, başka yerlere de gönderdiler. Hocam isim isim hepsini tam hatırlayamıyorum. Bazı isimler uzun kaldı. Bazıları dediğiniz gibi birden fazla yere gitti. Bazıları kısa kaldı, bir yerde kalıp dönmüş. Bazılarını 2 yıl orada bırakmışlar. Onlar dolaşmışlar böyle yer yer. Bazılarına da doğrudan kitap yazdırıyor. Yani doğrudan kitaba evrittiriyor. Şu kitabın yazılması için diyor, şu kadar yıl kalacaksın diyor yani. Çünkü İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu burada fark ettim. Yani Türkiye'de bilim dili olarak İngilizcenin, tabii dünyada da bu oluyor ama yani Türkiye'deki Fransızcanın yerini alması bir kere muazzam, çünkü bilgi ürettiriyor. Yani bilgiyi İngilizce olarak ihtiyacım var. Bunu raporlarda diyor. Türkiye'nin Osmanlı tarihinin İngilizce olarak yazılması gerekiyor diyor. Bunu o intercultural understanding diyor. Yani işte kültürlerin birbirini anlaması. Bizim diyor bunu doğru bilmemiz gerek. Ama diyor Türklerin de doğru bilmesi gerek. Bu ikimiz için de önemli yani. Tabii şimdiki gibi değil yani. İnternet yok, hiçbir şey yok. Kitap yok doğru dürüst ortada. Bu kitapların ortaya çıkması büyük olay. Başarı. İhtiyaç bir de yani. Burada hiç şeyde raporlarda buradan yani klasik kadim medeniyetler coğrafyasından bazı şeylerin de aynı zamanda Amerika Araştırmalar Merkezi vesairelerde çalışıyorlar. Buraya transfer edilmesi gibi bir şeyleri bir noktada rağbetleri, ilgileri var mı? Hocam ona çok rastlamadım ama alan çalışmaları onun çok dikkat çekiyor. Yani Amerikalılarda Amerika'nın bir kere kendisini yeniden tanıdığını veya Amerika'nın kendine farkına vardığını da görmemiz gerekiyor. Yani Amerikalılar için de bunlar yeni. Çünkü kendi iç yazışmalarında şunu hep söylüyorlar. Artık dünyaya bir dünya gücü oldu Amerika. Dünyanın birçok yerine gidiyor. Bu coğrafyalara dair bizim yeterince şeyimiz yok. Bilgimiz yok, insanımız da yok. Bu konuda yetersiz olduklarını hep not ediyorlar. Ve aslında işe Amerika'da başlıyorlar. Amerika'da alan çalışmalarını kurduruyorlar. Latin Amerika, Rusya, Çin alan çalışmaları kuruluyor. Princeton'da Türkiye'ye dair yakın doğu araştırmaları kuruluyor. Buradaki materyallerin oraya gitmesine dair çok bir şey ben görmedim. Ama
şu çok netti yani, alan çalışmaları için dil bilen insan eksikliği var ve İngilizce bilgi belge eksikliği var. Bunun bir an önce kapatılmasını istiyor. Yani ihtiyacının olduğunu görüyor. Yazışmalarda bunlar vardı. Bir şey daha merak ediyorum. Şimdi ağırlıklı olarak da bir Demokrat Parti iktidarı döneminde başlıyor ve işte belli bir noktada bir doyuma oluşuyor. Ama seçilen isimlere ben baktığımda Türkiye'de daha sonra Türkiye'deki ideolojik yelpazelerin farklı alanlarına dağıldığını görebiliyoruz. Yani Berat Halman gibi işte bir çok meşhur bir Türk blog var bunun içerisinde. Ziya Ülken gibi daha farklı bir isim de var. Bu seçimi yaparken böyle bir kaygıları var mı? Çünkü burada nihayetinde Soğuk Savaş döneminin de çok ciddi bir etkisi var. Amerika'da o sıralarda komünist avı yapılıyor. Solcu avı yapılıyor. Yani bunları biz getiriyoruz. Bunlar nedir ne değildir şeklinde bir yaklaşım var mı? Hocam var, bu var. Yani raporların bazı raporlarda şey bahsediyor. Yani komünist eğilimleri olduğu, Sovyetler Birliği'ne yakın olduğu. Ancak çok isimde göremedim. Boratav'da gördüm, yanlış hatırlamıyorum. Eğer onu emin değilim. Sovyetler Birliği'ne karşı bir tavır var. Çok net. İsimleri seçerken bunu ne kadar dikkat ediyor veya tam hakim mi? Onun da kendi eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Yani biraz onlar da zamanla belli çevrelerin içinde kalıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Nihayetinde daha çok böyle üniversite çevresinde okumuş kesimde oturuyor kalkıyor. Ve yani o insanlardan besleniyor sürekli olarak. O çevrelerden besleniyor. O dönem 50'lerde ciddi bir sol yok. Belki 60'larda bunları yaşasaydı çok daha farklı olurdu. Orada bir dönem şeyi var belki yani. Erken dönemde gelmiş. 50'lerde çok gelmişler. 60'larda bu kadar yoklar. 60'larda daha çok Ford var. Ama şunu hissettim, yani siyasi gelişmelerin dışında belli nokta kontaklar üzerinden bu işleri yapabilir hale geliyor. Yani her gittiği kurumda veya her iş yaptığı yerde güvendiği isimler oluşuyor bir zaman sonra. Onlardan çalışıyor. 1960 darbesi mesela etkiledi beni. Çünkü 1960 darbesi ne Rockefeller'ın ne Ford'un veya genel olarak Amerika'nın faaliyetlerini neredeyse hiç etkilememiş. Hiç etkilememiş. Yani ki Demokrat Parti'nin bu Amerikancılığı çokça konuşuldu. Hiç etkilememiş. Bu kadar hasar almadan atlatmasının bir sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani o informal ilişkilerle siyaset üstü gidiyor. Türk-Amerika ilişkilerinden hocam belki o 64'teki Johnson mektubu, daha sonraki gerginlikler bunun soğumasını da getirmiş olabilir. Yani onları raporlarda görmedim. Mesela bu ODTÜ'de araba yakılmasını, ne bileyim İşte Amerikan şeylerini kaçırılması birkaç yerde geçmiş. Ama bunlar mı Amerikalıları buradan soğuttu? Bunları ne kadar dikkate aldılar? Çok da emin açıkçası olamadım. Merak da ediyordum yani. 70'lerde olay biraz flulaşmış gibi geldi. Başka alanlara kaymışlardır. Artık siz de söylediniz ya, yani Türkiye'yi birazcık da uygunluğa ulaştı gibi bakıyor olabilirler. Bir de 70'lere geldiğimizde epey de farklı bir yani taban da genişledi. Sanki seçme zorluğu da çoğaldı. Çünkü
50'lerde 60'larda o akademik çevre çok daha dar. Birbirine benzeyen bir çevreydi. Ama 70'lerde bu daha genişlemiş bir çevre olarak karşısına çıkacak. Belki bunlar da etkili olmuş olabilir. Olabilir. O da olabilir. Yani şimdi netice itibariyle aslında çok önemli bir konu üzerinde konuşuyoruz. Tabii isimler veya isimlerin oradaki aldıkları destekler veyahut da yazdıkları eserler, sonra bunların önemli bir bölümü işte hem kurum oluşturdular, kurumların oluşmasına imkan sağladılar, hem de bir noktada işte eserleriyle Türk toplumunun, modern Türk toplumunun şekillenmesinde katkı sağlamışlardır. Şimdi bazen bu çok siyasi gelen bir cümle var. Yani bizim Amerika ile derin bağlarımız ve iyi müttefik ilişkilerimiz, iddiamız hep vardır biliyorsunuz. Hakikaten de yani böyle bir görüntü de her zaman oldu. Acaba bu cümlenin derinliğinde bu isimler ya da bu faaliyetler var mı? Yoksa o sadece işin siyaset boyutundaki bu ilişki mi? Ben bunları gördükten sonra kesin kanaatim o yönde oldu. Siyasi krizler çok geçici. Yani olaya Amerika gözünden veya Amerikalı karar vericilerin gözünden baktığımda Türkiye'deki siyasi gerginliklerin geçici olduğunu hissedebiliyorsunuz yani. Muazzam bir yatırım var. Muazzam bir tarih var. Yüzlerce isim var, okul var. Bir de bu tabii hocam kültür ve eğitim üzerinde duruyoruz. Bunun bir de askeri boyutu var, yani ekonomik boyutu var. Onlar da apayrı. Mesela Rockefeller'ın diğer bir Ford'un şeyi de bu tarım destekleri var. Şimdi onlara vaktimiz yok girmeye. Yani bunları gördükten sonra o derin ilişki lafını artık insanlar ne kadar bilinçli söylüyor bilmiyorum ama yani siyasette tamam ilişkiler gerginleşiyor da kesip atamazsın yani kesip atıp ne yapacak mesela kestim diyelim yani Türkiye tarafı kesse nasıl kessin, bu kadar kurum yürüyor, bu kadar ilişki yürüyor. Amerika tarafından baktığınız zaman bu kadar yatırım yaptığınız bir yeri neden kapıları kapatasınız yani? Bir daha bu kadar emek, bu kadar masraf yapmanız lazım yani. Ortada az bir emek yok. Amerika tarafında şöyle düşünür herhalde. Siyasetçiler kavga eder, iktidarlar değişir, tekrar işler yürür. Türkiye'de eğitimli kesimin Amerikan kurum ve kuruluşlarıyla yakın irtibatta olması, yani bir kere bunlar sayesinde mümkün olmuş. Her doktora veya master başvurusu bir kere Amerika'yı deniyor. Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Hocaların orada derin bağları var. Derin bağdan kastım kuvvetli bir bağı var yani. İşbirliği yapmış, kitap çıkarmış, gitmiş, kalmış, görmüş, etmiş. Bu kadar arkadaşlık, bu kadar işbirliği dururken bu vize krizi falan çıktı. Ben mesela onları yani gülümsedim yani. Türkiye'de vizeleri durdurdum dedi. Yani bir ay sonra tekrar başlayacağı o kadar belli ki. Yani Irak'a veya İran'a bir sene iki sene vermeyebilir. Ama Türkiye'ye yani mümkün değil. Sürekli bir şey var. Altta yürüyen bir şeyler var yani. Durduramaz onu. Durdurmak da istemez yani. O açıdan hocam hakikaten güçlü bir bağ var. Kesinlikle doğru bir ifade olduğunu düşünüyorum. En son bir şey soracağım ve tartışmayı arkadaşlara bırakmak istiyorum. Yani bütün bu süreci okuduğumuzda her halükarda Amerikan emperyalizmini efendim sempatik gösterme şansımız da yok. Yani o işin bir başka boyutu olarak yine karşımızda veya yanımızda duruyor. Ama galiba burada şeyden Protestanların uyguladığı 1840'lardan itibaren, aslında belki daha önce ama ağırlıklı olarak 1840'lardan itibaren o
tek tarafla dikte etme, bulduklarına dikte etmek yerine buradan talep oluşturma ve bu talebin karşılıklı kazanca dayalı bir, daha bir insani boyutla sürdürüldüğünü söylemek mümkün mü hocam? Yani bence gayet iyi özetlediniz yine hocam. Karşıdan bir talep üretmek çok önemli. Yani tek taraflı olmuyor. Belki siyasi krizlerin bir sebebi de bu, bilmiyorum. Siyasette biraz daha böyle dikte etme üslubu yürüyor. Burada tam tersi, karşıda bir ilgi ve alaka uyandırıyorsunuz. Bu ilgi ve alakayı kendinize yöneltiyorsunuz ve bununla birlikte bu işbirliğini uzun ömürlü yapıyorsunuz. Tabii bunları yapabilmek için de en nihayetinde kurumlarınızın iyi olması bence çok önemli. Yani Amerika'nın bir büyük güç olması herhalde üniversiteleriyle mümkün hale gelmiştir. Yani sadece silahlarıyla, şimdi insanların işte dediği gibi uçak gemisi 20 tane var ama yani o üniversiteler, yani dünyada bir benzeri yok. Vakum gibi bütün dünyadan insan çekiyor. Türkiye'yi de, Türkiye'nin yetişmiş isimlerini de bu şekilde etkiliyor, davet ediyor, iş yapıyor ve en nihayetinde uzun süreli oluyor. Bunun sonu ne zaman kesilir? Karşılıklı olarak bir fayda ortadan kalktığı zaman kesilebilir ancak. Bu karşılıklı fayda devam ettiği müddetçe bu her zaman belki de güçlenerek devam edecek yani. O açıdan hakikaten metotta veya yaklaşımda daha yumuşak bir veya karşılıklı işte o kazan kazan yolunun hareket edildiğini şey yapabiliriz yani, görebiliyoruz yani. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu sunum kısmı için. Değerli arkadaşlar, söz sizde. Sorularınız veya katkılarınızı alalım bu durumda. Belki daha farklı noktalara doğru açılabiliriz. Ama tabii herkese kitabı hızlı bir şekilde, eğer henüz okumamış arkadaşlar varsa, okumasını tavsiye ediyorum. Elbette ondan sonra daha farklı ufuklar da ortaya çıkacaktır. Altıncan, seni dinliyoruz. Açarsan şeyini. Evet, evet hocam. Ali Bey'e teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii yani bizim için de pek çok bilgi, bu değerlendirmeler sürpriz oldu. Yani benim açımdan da bu isimler bir kısmını biliyoruz ama bu kadar ayrıntılı bilgilerin edinmesi ve bir siyaset doğrultusunda bu siyaseti gene Ali Hoca anlattı. Bütün bunları belki kendi açımdan biraz da 19. yüzyılın şartlarının bir devamı olarak değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Yani şunu kastediyorum. Şimdi Birleşik Devletler'in Türkiye üzerinde bu kadar etkin olması, hani biraz Almanya'yla rolünü karşılaştırabiliriz. Hani Almanya'nın işte sömürgecilik faaliyetlerine geç katılması, düveli muazzamayla mücadele rekabet etmesi için belli yollar seçmiştir kendine, belli vasıtalar üzerinden yürümüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nin konumu da biraz buna benziyor doğrusu. Ama daha kendine özgü araçlar seçmiş, daha özgün davranmış, daha orijinal bir siyaset izlemiş demek mümkün. Ben biraz da hani bu kadar Türkiye üzerinde etkin olmasını 19. yüzyılda Amerikan misyonerlik faaliyetlerinin özellikle Anadolu özelinde söylüyorum. Hani Uygur Kocabaşoğlu'nun kitabında 150'ye yakın kolejden bahsedilir değil mi? Sadece Amerika'da olan, Anadolu topraklarında olan Amerikan kolejleri bunlar. Misyoner kolejleri. Şimdi bu tarihsel altyapı üzerine, bu güç unsurları üzerine Cumhuriyet'le birlikte bunu farklı bir yönde ama yine eğitim üzerinden, bilim üzerinden, kültür üzerinden
ikili ilişkileri bu şekilde buna evrilmek, bu şekle dönüştürmek aslında o tarihsel altyapı üzerine başarılı bir devamın sağlandığını da gösteriyor. Ve buradan baktığında da bunun çok hani sürpriz olmadığını ya da çok farklı bir şey olmadığını da söyleyebilirim diye düşünüyorum. Hani 19. yüzyılın biraz daha evrilmiş, dönüşmüş ama başarılı bir şekilde devam ettirilmiş uygulamaları, Amerikan uygulamaları diyebilirim. Bilmiyorum Ali Bey buna ne der yahut hocam siz ne söylersiniz. Bir, bu dikkatimi çekti. İkincisi, hani Türkiye'yi İslam dünyasına açılma, bu dünya üzerinde nüfus kurma konusunda Türkiye'nin birinci olarak hedef seçilmesi gayet tabii bir şey zaten. Hani yapısı bir imparatorluğun bakiyesi olarak Türkiye'nin bu anlamda çok önemli bir konuma sahip olması. Bir de bu az önce bahsettiğim tarihsel altyapıyı da ilave ettiğimizde hani bütün çıkan bu ürünün, bu sonucun gayet normal olduğunu söyleyebilirim. Hocam, evet. Birinci yorumunuzla ilgili ben bayağı düşündüm. Çünkü misyonerlik konusu zaten aklımdaydı, o da bakınıyordum yani. Hani misyonerliklerle bunlar nasıl devamı sağlamışlar diye. Orada şunu bir türlü cevabını da bulamadım. Yani bazen mesela çok şikayet ediyorlardı 20. yüzyılda gelenler. Türkiye hakkında yeterince bilgimiz yok diyor. Yani diyorum nasıl yok? Şimdi 50 yıldır, 70 yıldır bu kadar misyoner okulu var. Bu kadar gelen oluyor, giden oluyor. Şöyle bir şey mi var acaba? Tabii Amerikan iç tarihini ve Amerika'daki o grupları da belki yeterince, tabii ben de eksiğim orada. Yani aralarındaki irtibatı tam çözümleyemedim. Bu kendi bir kere o yavaş yavaş liberal kültürün ağır basması, işte üniversitelerin orada da değişime uğraması. Yani acaba diyorum bu misyonerlik okulları veya misyonerlik faaliyetleri yürütenler bu işlere dahil oldular mı? Dışında mı kaldılar? Yeni bir jenerasyon mu geldi burada? Orada belki de hani Amerika'ya gidip böyle detaylı bir inceleme yapmak gerekiyor. Yani aralarındaki bağlantıyı görmek için. Çok merak ettim bunu hakikaten. Evet. Araştırma gereken bir şey diye düşünüyorum hocam bunu. Yok, gerçekten önemli bir şey ya söylediğiniz. Hani buradaki insanlar ne oldular? Bir anda herhalde tedricen tabii geri çekildiler mutlaka. Hani Cumhuriyet döneminde alınan eğitim tedbirleri, ne bileyim tevhid-i tedrisat kanunu gibi eskisi gibi rahat edemedikleri ortada. Ama onları geri çekip bütün bu faaliyetlerde istihdam etme ihtimali de var doğrusu. Hani ama araştırmaya muhtaç. Güzel bir konu çıkar buradan aslında. Kesinlikle, yani bu konudan evet. Çok güzel bir araştırma şeyi çıkar yani başlık. Evet, doğru. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, varsa katkısı veya sorusu olan arkadaşlar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hayır, buyurun Kemal Bey. Şimdi kitabınızın kapağına Anderson Hall'un resmini koymuşsunuz. Orası benim yatakhane binamdı. Robert'te okuduğum yıllarda. Onun en üstünde sağ tarafta, en üst katında sağdaki yatakhanede kalırdım. Şimdi onlar orası dershane oldu. Geçenlerde ziyaret ettim Robert'te Profesör Ethem Elden'i ziyaret etmiştim. Yani bir Kemal Bey, haklı olarak da bir Robertli ve Ottülü olarak bu da evet, sizin... Ben Ottülüyüm. Kemal Bey'in konuşması lazım. Evet. Şimdi çocukluğumda bizim köyde süt tozu dağıtılırdı. Marshall yardımı olarak belirtilirdi.
Demokrat Parti döneminde, yani çocukluğum yıllarında, 50'li yıllarda, o zaman Vatan Cephelerini falan filan da dinlemiş birisiyim yaşım itibariyle. 65'te Robert'te okuduğum zaman da işte böylece ben de burslu okudum bu arada. Robert'te burslu olarak, burslu öğrenci olarak okudum. Şimdi uzun etmeyeceğim. Sadece Ali Hocam'ın söylediği şu söz üzerine duracağım. Yani siyasi krizler olur ama ilişkiler bozulmaz. Bunu ABD'de bozmak istemez, Türkiye'de bozmak istemez şeklinde bir yorum getirdiniz. Şimdi geçmişte Almanlarla, İngilizlerle yaşadığımız gelişmeler nasılsa ABD'de yaşadığımız gelişmeler de aynı sonuca ilerler. Çünkü siyaseti belirleyen şey menfaatlerdir. Sonuç itibariyle kitabınızı ben okuyamadım. Okuyacağım ama hocamın tavsiyesi üzerine bulacağım. Hangi tarihe kadar geliyor? Ne zamana kadar tahlilleriniz devam ediyor? Onu hiç bilmediğim için günümüze geldiğimizde bu siyasetlerin siyasi krizler olur ama ilişkiler devam eder sözünün aslında şu son 10 yıl içinde çok fazla geçerli olmadığı kanısındayım ve olmayacağı kanısındayım ayrıca. Çünkü ülkelerin menfaatleri değişmekte, ABD'nin menfaatleri yani Orta Doğu ve Türkiye'deki beklentileri ve çıkarları uygun düşmediği ölçüde bu bir siyasi kriz çatışmaya kadar götürebilir. Ülkelerin daimi dostları yoktur. Bu bir ünlü bir diplomatın dünya sözü galiba. Mutlaka menfaatlerine göre siyasetlerini düzenleyeceklerdir. Bu itibarla o sözünüzü ben bir şerh düşüyorum. Böyle bir konuda yani bu kadar tabii ABD'nin yıllar içinde Türkiye'de birçok bildiğimiz, okuduğumuz entelejansiyanın önemli bir kısmını Amerika'da yetiştirmiş olması normal. Yani bütün Roma döneminde de okumak için Roma'ya gelirdi insanlar değil mi? Yani burada Amerika'da böyle bir şeye sahip, orada gidip doktora da yaparsınız. Her şeyi yapıp öğrenirsiniz. O başka bir şey. Ama bu gelen saydığım isimlerden önemli bir kısmı da belki Amerika'nın onlara yaptırmak istediği ya da onları elde etmek istediği konumlarda kalmadılar. Bir kısmı da daha sonra gerçekten de Türkiye'yi ön plana çıkaran insanlar halinde yaşadılar ve yazdılar. Yani Amerika orada buradaki insanları bir anlamda tırnak içinde söylüyorum devşirmek düşüncesinde olsa bile bunlar orada öğrendiler ve öğrendiklerini Türkiye için de kullandılar. O nedenle sözümü bitiriyorum. Kısacası siyasi krizler olur ve şiddetlenebilir. Menfaatler çatıştığı noktada da bu geçerli. Son 10 yılı da aşağı yukarı gözümüzün önüne canlandırdığınızda bu çatışmaların şiddetlendiği kanısındayım. Teşekkür ederim. Evet, var mı Ali Bey, siz bir şey mi söyleyecektiniz? Yok hocam, yok. Yani ben belki şöyle diyebilirim. Tabii son güncel konular zor konular. Türkiye'nin diğerlerinden halen biraz daha farklı değerlendirildiğine inanıyorum ben. Yani Müslüman toplumlardan veya Müslüman ülkeler arasında hani Amerikalı karar vericiler ve Amerikalı eğitimli kesim nezdinde Türkiye'deki bu yapılan yoğun yatırımın halen diğerlerine nazaran bir nebze daha, bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Evet, yani tabii ki siyasi krizler her şeyi bir anda kesip atabilir orada.
kimse bunu durduramaz ama günümüzde bir İran, bir Pakistan veya bir işte Mısır ile mukayese ettiğimde yine Türkiye'dekiler sanki bir adım önde gibi geliyor bana. Yani burada kuşku da yok. Aslında geçmişe doğru gittiğimizde, yani Kemal Bey'in söylediği son 10 yıl, 20 yıl, yani bu dönemi dışarıda bile tutarsanız, bence Türk-Amerikan ilişkileri sanki 1967-68 kuşağıyla test edildi Türkiye'de. Yani belki asıl mesele oradaydı. Bu testi de Türkiye Amerika'nın lehinde bir sonuç doğurdu. Belki de 1970'li yıllardan sonra sizin kitabınızda da bahsettiğiniz, yani bu sponsor vakıfların geri çekilmesi veya daha o kadar aktif olmamalarının sebebi artık olan olduğu yeterlilik kazandı, müttefiklik tamamlandı gibi bir hava da oluştu sanki. Belki bunu da dikkate almak lazım. Yani Türkiye'nin kendi iç gelişimini, içerideki dönüşümünü, hem ekonomik, siyasal, aynı zamanda entelektüel dönüşümünü de gözlemliyor tabii. Şimdi izninizle ben hocanın son birkaç cümlesini okuyarak tamamlayacağım, ama eğer bir şey ilave etmek ya sormak isteyen varsa lütfen onu da rezerv edebiliriz. Burada diyor ki, diğer taraftan 20 yıl süren yatırımların ardından, yani 50'lerden 70'lere kadar kastediyor, Türkiye'de bu imkanlardan yararlanan insanlar, vakıfların sponsor olduğu kurumlar kendi programlarını yürütebilir hale gelmişti. Günümüz Türkiye'sinde de bu kurumların birçoğu hala alanının en iyisi olarak görülmekte, hizmet vermeye devam etmektedir. Vakıf bursları alan kişiler de aynı şekilde tıp, mühendislik, yönetim, sosyal bilimler ve farklı beşeri bilim alanlarına dikkat çekici katkılarda bulunmuştur. Bu ağlar politika oluşturma süreçlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş. Türk-Amerikan ilişkileri için burası çok önemli. Kontrol ve denge mekanizması olarak iş görmüştür. Ben de buna çok katılıyorum ya, bu cümleye. Yani o şeyden dominant power olmadan çok kontrol ve dengenin olduğu kanaatini taşıyorum. Ben de deyiden söylüyorum. İdeolojik uzlaşma ve pratik ihtiyaçlar izin verdiği müddetçe bu yakınlığın iş görmeye devam edeceğini varsaymak mümkündür. Zaten bu cümleyi siz de büyük ölçüde kullandığınız konuşmalarda. Sonuç olarak dünyanın değiştiğini belki bunun üzerinden de anlamamız lazım. Yani 20. yüzyılın kendi has hususiyetleri var. 20. yüzyılı, özellikle de Soğuk Savaş sonrasını ondan önceki algılarımızla okuma ve anlamaya çalışırsak herhalde bir takım yanılgılarla karşı karşıya kalırız. Peki bu çalışmanın bize sunduğu en önemli sonuç da bu. Bir çeyrek asrın Türk-Amerikan ilişkilerini ve Türkiye'nin dönüşümünde nasıl olumlu veya olumsuz katkılar sunduğunu bizlere hem kitabıyla hem de hocam buradaki anlatımıyla ortaya koydu. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Var olun. Bundan sonra bu bence tartışılmaya devam edilebilir. Çünkü bence bu bir başlangıç. Daha ileriye taşımak gerekiyor. Bütün o bahsettiğimiz isimlerin gerçekten çok faydalı çalışmalar yapmış. Birçoklarını biliyoruz. Onların bu süreçteki niyet, arzu, çalışma şekillerinin de ayrı ayrı belki çalışılması gerekir diyorum. Ve burada herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.